Kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi bünyesinde gelenekselleşen, kişisel gelişim uzmanı Oğuz Saygın hocamız ile başlayan kitap, kahve ve misi geçtiğindeki KTV Karatay sohbetleri etkinliğimize hoş geldiniz. Ben seni yere göğe sığdıramazdım. Sen benim üstüme basıp da mı geçtin? Söyle, ne zaman başladın, ne zaman bittin? Zaten geç kalmıştın, bir de erken gittin. Canıma tak ettin ayrılık. İnan yetti. Değerli hazırım, Bukre, Aşk Lakap, Mavi ve Söz gibi birçok kitabın yazarı, gönüllerin tercümanı, yazar ve şair Sayın Kahraman Tazeoğlu'nu şöyle işlerini yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Herkes gelmiş. Hoş geldiniz. Burada olmak çok güzel. Ben ilk defa geliyorum üniversitenize. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Mümkün mertebe üniversite arkadaşları davetlerini kırmamaya çalışıyorum. Zamanı oldukça çağrıldığımda eğer müsaitsem koşa koşa gidiyorum. Daha önce Selçuk'a gelmiştim ama buraya ilk gelişim. Bir kere çok güzel bir üniversiteniz var. Burada yapılan her şey sizin için, bu binalar sizin için, burada verilen eğitim. Baba o dünya haritasını alıyor. Yırtmaya başlıyor. Küçücük parçalara ayırıp oğluna veriyor. Diyor ki oğlum, eğer bu haritayı eski haline getirebilirsen seni bugün sinemaya götürürüm. Peki diyor çocuk. Harita parçalarıyla odasına giriyor. Ve 10 dakika sonra çocuk haritayı eski haline getirip babasına veriyor. Baba şaşkın. Oğlum diyor, nasıl yaptın, nasıl becerdin bunu? Çocuk diyor ki baba, o yırttığın haritanın arkasında bir poster vardı. Bir insan yüzü. İnsanı düzeltince dünya da düzeldi. Şimdi demek istediğim şeyi biraz önce sözlerime başlarken, evet, insanı düzelteceğiz ki dünya düzelsin. Bu da okumakla başlıyor, eğitimle başlıyor. Bu yüzden burası çok önemli. Bu yüzden eğitim kurumları, üniversiteler, hatta ta anaokuldan başlayabiliriz. Çok çok önemli. Ben de bu yüzden fırsatım oldukça koşup koşup gidiyorum. Sizlerin ayağına gelmeye çalışıyorum. Tabii gittiğimizde anılar biriktirip dönüyoruz. Biraz sonra bir imza yapacağız. O imzada o kitapları imzalarken fotoğraflar çektireceğiz. Herkesin sorular soracaksınız. Onları yanıtlamaya çalışacağım. Bunlar hep anı işte. Biz bu mutlulukla, bu biriktirdiklerimizle geldiğimiz yerden dönüyoruz. Ve onlar mutlaka yazdıklarımıza sirayet ediyor. Biz böyle birikiyoruz. Yani aynı zamanda biz dost biriktiriyoruz, insan biriktiriyoruz. Ki herhalde birikimlerin en değerlisi olsa gerek diye düşünüyorum. Bir yandan da yazar olarak İnsanların daha çok kitap okumasını sağlamak adına ne yapabiliriz'i düşünüyoruz. Yıllar önce nasıl yola çıktığımı ben şimdi size anlatacağım. Yurt dışında Danimarka'da bir etkinlik için davet ettiler beni. O etkinliğe gittim, otelin lobisinde bekliyorum. Bana dediler ki, abi sen lobide bekle, biz seni alacağız. Peki dedim. Fakat gelen giden yok. Sadece bir tane delikanlı var. Arada bir şöyle lobinin kapısından kafasını içeriye doğru uzatıyor, bakıyor böyle gözleriyle birini arıyor, çekiliyor, gidiyor. Telefon ettim, dedim ki, ya ben bekliyorum, beni almaya gelen yok. Abi dedi, çocuk geliyormuş da seni bulamıyormuş, dedim. Nasıl bulamıyor beni? Hemen koordinatları verdim, şu çiçeğin dibindeyim dedim. Çocuk geldi. Çocuğa dedim ki, ben seni gördüm, sen abi dedi, ben de seni gördüm de dedi. Ben seni Danimarkalı zannettim. Oğlum dedim, benim neren benziyor Danimarkalı'ya? Verdiği cevap şuydu. Ne bileyim abi, kitap okuyordu. Güler misin, ağlar mısın? Kitap okuduğum için benim Türk olduğumu düşünmemiş.
Şimdi bizim böyle bir imajımız var. Toplum olarak kitap okumuyoruz. Yani çok haksız da değiller aslında. Evet, Batı ile mukayese edildiğinde Batı'nın çok çok gerisindeyiz okumak adına. Fakat bir yazar olarak şunu düşünmem gerekiyordu bu noktada. Türkiye'de okuyan bir kesim de var, yok değil. Az da olsa, küçük de olsa bir kesim var. Ve tüm yazarlar onlar için yazıyor. E peki bu ülkede kitap okuma alışkanlığı olmayan, içinde o istek olup da bir türlü hayata geçiremeyen, kitap okumayan insanlar için kim yazıyor? Hiç kimse. O zaman bir yerden başlamak gerekiyordu. Ve o gün şu kadar aldım. Ben kitap okuma alışkanlığı olmayan insanların yazarı olacağım dedim. Kitap okumayanların yazarı olacağım dedim. Ve yola böyle çıktım. İşe sosyal medyayla başladık. Bir sayfamız var. Facebook, işte Instagram. Kullanmaya çalışıyoruz. Kalifiye olarak kullanmaya çalışıyoruz sosyal medyamızı. Bir baktık, insanlar oralara akın ediyor. İşte 5 milyona yaklaştı Facebook. 1 milyona gidiyor Instagram. Fakat şöyle bir durum var. Türkiye'de yapılan bir araştırma şunu söylüyor. Diyor ki, Türk kitap okurunun %80'i bayandır. Bizim sayfalarda da öyle. Çok enteresan. Bir yazar sayfası orası ve %80'i bayan. Biz bunu bizzat deneyimledik. Mesela bir paylaşım yapıyoruz şimdi. Şu romanlarımda geçen bir sözü orada paylaşıyorum, bakıyoruz. Dakikalar içerisinde yüzlerce yorum geliyor altına ama orada da şöyle bir şey var. İsim listesine bir bakıyorsunuz. Ayşe, Fatma, Büşra, Kübra, Leyla, Filiz. Bir araya bir Mahmut giriyor. Şimdi herkes o paylaştığımız söz için bir şey yazmış. Mahmut şöyle yazıyor. Filiz ne haber? Mahmut'un niyet belli. Niye orada olduğu belli. Şimdi diyorum ki Mahmut farklı amaçlar için orada olmuş olsa bile belki bir gün Mahmut'un gözüne bir söz takılacak orada. Hani ne diyor Orhan Pamuk? Bir gün bir kitap okudum, hayatım değişti. Öyle ya, bir söz çıkar karşımıza, hayatımız, hayata bakışımız değişir. Zaten o altını çizdiğiniz sözler değil mi hafızanızda tuttuklarınız, sosyal medyanızda paylaştıklarınız, genelde ayrılanlar karşı tarafa gönderme yapmak için falan böyle. Karşı taraf da hemen ona cevap veriyor, takip ediyor. Hepsi benim sözler çünkü. Bu güzel bir şey. Yani insanlar bir şekilde kitap okumaya adım atıyor. Benimle başlıyorlar, sonra başka yazarlarla devam ediyorlar. Bu çok güzel. Peki neden insan bir yazarın peşinden koşar? Onun duygularına tercüman olduğu için. Ve ortaya şöyle bir merak çıkar. Gittiğimiz her yerde de sorulur. Ya abi, sen bunları gerçekten yaşıyor musun ya? Ben de diyorum ki, yaşıyorum. Yazarlar çünkü önce yaşadıklarını yazarlar, kendi hayatlarını bitirirler. Ondan sonra başka hayatlara geçerler. Bu okuduklarınız, evet benim yaşadıklarımdır. Kafama bakınca da belli oluyordur zaten ne yaşadığım. Şimdi bizim amacımız şu. Evet biz bunu yaşadık, yazıyoruz. Belki başkasının derdine derman olur, yarasına merhem olur diyoruz. Ha, o zaman da şunu soruyorlar. Peki abi, biz neyi dikkate alacağız? Seni mi, yoksa sana bunları yazdıranı mı? Ona geçeceğiz. Çünkü biraz sonra bu soruyu ben size soracağım. Ama şimdi bir şiirle es verelim. Biraz sonra Bukle'den bir örnek vereceğim için. Bukle'den bir şiir. Daha doğrusu sizin için Bukle'den bir kolaj hazırladım. Okuyanlar biliyor. Bu sözler Bukle'nin Cem'e söylediği sözler olacak. Müzik
Bir gün aradığın insanı hayatına alırsan sakın ona nefesim deme. Aldığın her nefesi geri veriyor insan. Dillendirilmeyen hüzün zehirler, konuşamadıkların gözlerine dolar, göze alamadıkların sözlerine. İşte bu yüzden yazıyorum. Öyle bir söz yazarsın ki bütün bir hayatı anlatır, öyle bir hayat yaşarsın ki bütün sözler anlamsız kalır. İşte öylesine bir öykünün sonuymuşum meğer, daha girişinde kandırmışlar beni. Nasıl bir ölümse bıraktığın, hala hayattayım. Oysa sen benim yerde bulduğum gökyüzümdün. Bir insanın kalbi defalarca gücenebilir başkalarına, ama bir kere kırılır bazılarına. Her seven kendi aşkının katili olur. Affetmek ağır iyileşen bir yaradır. Ve gerçek yaralar telin üstünde değil, altında kanar. Çok zalim olduğu için değil, kalbimin kapılarını ölçüsüzce onlara açtığım için bu kadar kolay yaralandım. Annecan, bildiğin gibiyim hala. Yani unutabileceğin kadarım. Ne kötü değil mi insanın sende kaybolup kendi içinde ölmesi? Sana verdiklerine üzülmedim de benden çaldıkların içine oturdu. Dilerim Allah'tan bir gün kalbin görür gözlerinin görmezden geldiklerini. Ama her şeye rağmen bu hayattaki en güzel yanlışımdın sen. Ne kadar garip bir dünya değil mi? Kadınlar kalbinden sildiklerini aklına yazıyor, emekleyerek seven erkekler koşarak terk ediyor. Yine de üzülmüyorum. Çünkü biliyorum, Allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini kimseye gülerek kazandırmıyor. Ne zor olur gözlerdeki gülüşlerle başlayan hikayelerin o gözlerdeki yaşlarla bitmesi. Gözyaşlarıyla bile temizlenmez karşılıksız aşkın lekesi. Sen benim için vazgeçilmez bir vazgeçendin. Aşk celladına güvenmektir dedim, sevdim. Aşk bir çıkmaz sokağa yanlışlıkla girip bilerek çıkmamaktır dedim, yine sevdim. Nasıl sevdiğimi, özlediğimi bilsen, gittiğin yollardan utanır, geri gelirdi. Yanlış başlayan şeyler doğru bitebilir miydi? Bitmezdi, bitmedi. Beni hep içinde yaşattın, keşke arada bir kalbime de uğrasaydın. Tadına varamadığım aşk dilimi yakıyor şimdilerde. İnsan gözleriyle arayıp bulduğunu nasıl unutur kalbiyle? Benim başımı yaslayacak omuzlara değil, bağrıma basacak taşlara ihtiyacım vardı. Neden bana uzandın? Halbuki sen sevmedikleriyle yaşayıp unutamadıklarıyla ölen insanlardandın. Ben yolumu yolun yapmıştım, sen geçerken uğramıştın. Aşk sen hariç her şeyi ve herkesi kaybetmeye değer derdim. Ama ben bu aşkta en çok seni kaybettim. Aşkın bitişi değil de geride kalan her şeyin yalan oluşu yıkıyor insanı. Yine de avutuyor işte insan kendini. Kaybettiğinde değil, kaybedeceklerin kalmadığında itersin diye.
geçmişindekini unutamayan, en çok şimdisindekini aldatır, kirletilmiş bir ilişkiyi bir tek ayrılık temizler. Bu yüzden yenilmedin sanma, kanat çırpmayı bilmeyen kuş, koşmayı uçmak zanneder. Bir hikayenin daha sonuna geldik işte. Hayat ne garip. Olmadığın insanlar adam oluyor, adam sandıklarınsa yalan. Zaten bu hep böyle değil miydi? Kimileri yokken bile var gibiydi, kimileri elimizi tutarken bile yanımızda değildi. Mutlu olmak, her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun kadarını her şeyin yapabilmekti. Hayat bunu bize çok geç öğretti, kaybettik. Biz hep kaybedenlerdendik. Bizde şans yüzümüze gülmez, arkamızdan gülerdi. Bir zamanlar benim olan ellerin, şimdi neden ellerin diye diye ağlıyorsan, yenildiğimi sanma. Her gözyaşı yenilgi değildir. İnsan bazen daha fazla dayanabilmek için ağlar. Elbet yarın da sabah olacak. Bakalım bende batan güneş sende nasıl doğacak. Herkesin dünyası kendi gördüğü kadardır. Güzellik bakmayı bilen gözledir. Gidişin öğretti bana, bazı aşklar aşka ihanettir. Keşke bana akıl vereceğine, aklımı alacak kadar beni sevseydin. Seçtiğin yolda sana mutluluklar diliyorum. Unutmak alışmaktır. Unutursun demiyorum ama alışacaksın, biliyorum, biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bugünün hikayesi işte buydu. Şimdi bu kureyi okuyanlar bu satırları tekrar duyduğunda, dinlediğinde bir kez daha hatırlayacaklar. Oradaki Cem akıllarına gelecek. Bu kuredeki Cem kim peki, biliyor musunuz? Gerçek hayatta. Onun hikayesini hemen anlatayım. Yıllar önce radyo programında internette bir şarkı buldum. Şu amatör gençlerin gitarla okuyup internete attığı şarkılar var ya, onlardan biri. Aa dedim, kim söylüyor bu şarkıyı? Gittim çocuğu buldum. Dedim ki, kardeşim ben senin şarkını çalmak istiyorum, izin var mı? Abi ne demek dedi, benim hayatımda şarkım radyolarda çalınmadı ki zaten dedi. Çok heyecanlandı. Bu gece dinle kardeşim, çalacağım dedim. O gece çaldım, o evinde dinledi. Ve hakikaten radyo 7'deydim o zamanlar. Bir sürü mesaj. Kim bu? Bu şarkıyı kim söylüyor? Harika. Hemen çocuğa telefon açtım. Bak kardeşim dedim, şarkını çok beğenildi. Gel konuğum ol. Abi dedi, ben çıkamam. Niye? Heyecanlanırım. Bir şey yok. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. İkna ettim. O günü hiç unutmuyorum. Elinde gitarı stüdyonun kapısında heyecandan tir tir titriyor. Aldım içeri. 5 dakika sonra açıldı. Çok güzel bir program yaptık. Ben şiirlerimi okudum. O şarkılarını söyledi. 2,5 yıl o programı yaptık biz Tanrı'nda. 2,5 yıl ben söyledim, o çaldı, şarkılar, şiirler. Sonra bir gün karşıma çıktı ve bana dedi ki, abi sana bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu dedim, bana albüm teklifi geldi. Güle güle kardeşim dedim, yolun açık olsun. Sarıldık, helalleştik, hala görüşürüz kendisiyle. Gitti albümünü yaptı, sonra ona bir video klibi çekildi ve siz onun şarkılarını çok sevdiniz. Bahsettiğim kişi Gökhan Türkmen'dir. Ve bu kredeki Cem aslında gerçek hayatta Gökhan Türkmen. Şimdi soruyorlar ya işte, yazan mı, yazdıran mı, nedir bu, kimi dikkate alacağız? Ben de hep soruyorum gittiğim yerlerde. Peki diyorum, sizce yazan mı, yazdıran mı? Kutlayama yapacağız şimdi. Yazan diyenler el kaldırabilir mi? Bunlar arası okumuş herhalde. Yazdıran diyenler
Evet, bu sonucu hiç değişmedi. Her yerde bu sonucu aldık. O yüzden ben de özellikle yazdıran diyenler için bir romanımda arasında şöyle bir hikayeyle onlara cevap vermek istedim. Hikaye şu: bir adam bir kadına aşık olur, çok sever ve ona şiirler yazmaya başlar. Yazar, fakat kadın bir gün ansızın o adamı terk eder ve gider. Ama adam durmaz, kadının arkasından daha çok şiir yazar ve ülkenin en tanınmış şairlerinden biri olur. Aradan yıllar geçer. Kadın başka bir şehre gitmiş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştır. Ama adam hala o kadına şiir yazmaya devam etmektedir. Ve yıllar sonra o adam, o kadının yaşadığı şehre şiirlerini okumaya gider. Adam sahneye çıkar. Salon hınca hınç doludur. Ve o kadın için yazmış olduğu şiirleri okumaya başlar. Artık herkes o şiirleri ezbere bilmektedir. Adamla birlikte tekrar ederler. Ve şiirler bittiğinde salondan muazzam bir alkış bulmanı kopar. İşte o alkışlayanların arasında kocasıyla birlikte o kadın da vardır. Adam sahneden iner, kulisine geçer. Derler ki, efendim bir çift var, ısrarla sizi görmek istiyor. Ve buyursunlar der adam. Kapı bir açılır, adam bir bakar ki o kadın ve kolunda kocası. Kadın adamın gözlerine bakarak sorar. Merhaba şairim der. Beni hatırladın mı? Şairimiz kadına döner ve hayır, hatırlamadım der. Kadın bozulur ve sinirlenir. Nasıl hatırlamazsın der. Uğruna şiirler yazdığın, seni şair yapan, seni bugünlere getiren kadın der. Şairimiz döner ve kadına der ki, keramet sende olsaydı, o kolundaki de şair olurdu. Şair baba. Şimdi tekrar bir düşüneceğiz bakalım. Acaba yazan da mı, yazdıran da mı? Şimdi şair olunmuyor, şair doğuluyor. Sonradan şair olunmuyor. Şimdi insanların içinde belki bir gizli şair vardır. Ama bunu bilemezsiniz. Şiir yazmadığınız sürece. Belki içinizde gizli bir sanatçı, besteci vardır. Ama bilemezsiniz beste yapmadığınız sürece. Peki ne sizi tanıştıracak? Tabii ki yaşadıklarınız, hayat yani. İşte benim de içinde bir şair varmış, bilmediğim, tanımadığım. Ama bir gün hayat o şairi benim karşıma çıkardı. Aşkla, tokat gibi bir aşkla o da. Onu da anlatırım isterseniz ama şimdi ben başta bir şey unuttum. Sami, telefonu alabilir miyim? Sizin fotoğrafınızı çekeceğim. Biz bunu gittiğimiz yerlerde yapıyoruz. Şöyle döneceğim, öz çekim yapacağız. 5 milyonluk sayfada yayınlayacağız. Hepiniz ünlü olacaksınız. En sevdiğim de şu, o yorumların altına, aa ben de çıkmışım. Görüyorsunuz ya, teşekkür ederim. O çok hoş oluyor benim için. Tabii kızlar saçlarını düzeltmeye başladı. Keşke ben de yapabilseydim. Hatta şöyle yapalım, yeninde kitabı olan varsa şöyle gösterebilir. Şimdi herkes alıyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Hepiniz ünlü olacaksınız. Şimdi hemen bu içimdeki şairle nasıl tanıştığımı hemen kısaca anlatacağım. Dedim ya, insanın bununla tanışması önemli. Beni o şairle karşılaştıran yaşadığım bir aşktı. Bir gün balkona çıktım ve karşı balkonda onu gördüm. Ufuzun simsiyah saçları, iri kocaman gözleriyle bana bakıyordu. Hani o yıldırım aşkı denen şey var ya, ona tutuldum. Ama iletişim o zamanlar şimdiki gibi değil. 80'li yıllardan bahsediyorum. Telefon bile yok. Evlerde var, ev telefonu. O da zenginlerin evinde var.
Yoksa ben de isterim işte o elinizdeki telefonlardan olsun, kızın numarasını bulayım, sapık gibi mesaj atayım. Ne bileyim, yok internet yok. Yoksa bulurum, eklerim, Facebook'tan dürterim, bir şey yaparım ama yok. Ne oluyor? O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Kızda iki tane abi var, yapacak başka spor kalmamış bir boksla uğraşıyor. Yanına yaklaşamıyorum bile. E ne yapacaksınız? O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Ben balkonda yatıp kalkmaya başladım. Annem mahkumlara yemek getirir gibi balkona yemek getiriyor. Ben bir dakika, onu bir saniye görebilmek için gece bir gündüzü bu balkonda geçiriyorum. O arada tabii ne iştah kaldı, akşam olunca ağlamaya başlıyorum, böyle bir hüzün çöküyor, niye ağladığımı da bilmiyorum. Dersleri bırakmışım, kitap bir daha pat getir, hiçbir şey okumuyorum, okudum da anlamıyorum zaten. Tam da o günlerde bir öğreniyorum ki meğer o kız, ben mübrem ihtiyaçlarımı karşılamak için içeriye girdiğimde, meğer o kız, ikimizin apartmanının arasında kalan, atölyelerde çalışan bir çocukla, öyle acıydı ki, düşünün, 17 yaş, ilk aşk, ilk boyunuz. Tek bir şey izliyorum, haberim yok. Bunu bir öğreniyorum, bunu bir öğreniyorum. İşte o acıyla hayatımda ilk defa şiir için elim kağıda kaleme uzanıyor ve şunu yazıyorum. Sabahlara kadar uyutmayıp ağlattığın gecelerin, kitaplarımı açıp da okutmadığın hecelerin hesabını sorarlar senden. İşte ilk yazdığım şiir buydu. Ben hesap sorulur diye beklerken kız evlendi tabii o ayı. İşte böyle başladı içimizdeki şairle tanışmamız. Ondan sonra bunların gerisi geldi. Bir baktık kendimizi şiirle ifade etmişiz. Yazmaya başladık. Ama nasıl başlarsa öyle devam eder ya. Çok yalnızım, hep uzaktan sevdim. Kendi kendime gelin güvey oldum. Mesela belediye otobüslerinde biniyordum otobüse sabah. Bakıyordum, aşık oluyordum. Sonra benim gibi adamlar buldum, bana benzeyen. Hepimiz yalnızız, romantiyiz, içine kapanız. Yalnızlığımızı yarıştırıyoruz. Ben daha yalnızım, ben daha acılıyım. Ve hepimizin sevdiği kızlar var böyle. Birininki bindiğinde o onu dürtüyor. Oğlum bak seninki geldi falan. O da işte o kızı koruyor böyle. Kızın dünyadan haberi yok bu arada. Biz hayalimizde kızla evlenmişiz, çoluğumuz, çocuğumuz olmuş. Kızın dediğim gibi hiçbir şeyden haberi yok. Tek bir isteğimiz var, tek bir dileğimiz var. Allah'ım diyorum inşallah bir gün kız gelip yanıma oturur. Hani ne yapacaksan yanıma oturacak. Bir gün iki kişi koltuklarda tek başıma otururken sevdiğim kız geldi. Tam yanıma oturacakmış gibi yaptı, arkama oturdu. Ben tabii biraz bozuldum, sinirlendim. Neyse çıkardım kağıdı kalemi, kıza şiir yazıyorum. Aradan iki dakika geçti. Şöyle iri kıyım, izmandut gibi bir adam geldi. Oturacak onca boş yer varken pat kızın yanına oturdu. Ben tabii iyice bozuldum buna. Ama şiir yazmaya devam ediyorum. Biraz sonra bir el arkadan yavaşça omzuma dokundu. Bir heyecanlandım, kalbim küt küt atmaya başladı. Ama şimdi iki ihtimal var. Geriye dönüp bakacağım, içimden de dua ediyorum. Diyorum ki, Allah'ım inşallah o el kıllı bir el değildir. Geriye döktüm, baktım. Kız dokunmuş, hafifçe başını yana eğmiş, gözümün içine bakıyor. Bir şey söyleyecek bana. Şekerledim, baba buyurun dedim. Kız gözlerimin içine bakarak bana dedi ki, lütfen şu camı açar mısınız? Şimdi o zamanlar o otobüslere binenler bilir, o camlar hiç açılmazdı. Biri size lütfen şu camı açar mısınız dediğinde bütün otobüs çaktırmadan dönüp size bakar. Ha, bakalım açabilecek mi? Ben yükleniyorum, yükleniyorum, o cam açılmıyor. Yükleniyorum, yükleniyorum, açılmıyor. Biraz sonra halime acıdı, oradan bir teyze yanıma geldi, dedi ki oğlum dedi, onun burada tırnağı var, böyle açacağım dedi, çak diye açtı teyze. Rezil oldum. Buradan boncuk boncuk terler akmaya başladı. İneceğim durak gelmeden kendimi otobüsün dışına attım. Sonra ertesi gün Sami diye bir arkadaşım var, buradaki Sami değil. bizden böyle biraz daha bir iki yaş büyüktür. Ona söyledim, rezil olduk, işte sevdiğim kıza, Sami gayet kendinden emin, vakur bir tavırla bana dedi ki,
Var ya dedi, siz dedi bu işi hiç bilmiyorsunuz. Neyi? Dedi, belediye otobüsünde kız tavlama sanatı. O ne dedim ya? Gelin dedi, ben size öğreteceğim. Sami öndemiz arkada oturup seni bak, ders veriyor sana. Bir tane kızcağız tek başına ayakta Sami kızın yanına geldi. Şöyle bir tepeden tırnağa kızı süzdü önce. Kız da önce Sami'ye baktı. Sami dedi ki, sizi daha önce bu otobüste hiç görmedim. Sami dedi ki, ben 6 aydır bu otobüse biniyorum. Aman Allah'ım dedi, sizin gibi bir güzelliği fark etmemiş olamam. Kız döndü Sami'ye dedi ki, geçen hafta da aynı şeyi söylemiştiniz. Sami rezil oldu. Ama yılmadı. Ertesi gün başka bir kız. Sami bu kez avına sağlam yaklaştı. Kızın sağ tarafına geçti Sami. Şöyle eğildi, yüzüne baktı. Kız da Sami'ye baktı ve önüne döndü. Sami kızın sağ tarafından sol tarafına geçti. Eğildi de buradan yüzüne baktı. Sami'ye döndü, kız dedi ki, ne? Sami böyle yaptı. Beni hatırladınız mı? Kız baktı. Yo dedi. Az önce sağ tarafınızdaydım. Şimdi içine düştüğümüz durumu düşünün. Nelerden medet umuyoruz. Halimiz bu kadar acıklıydı işte. Bize öğrettiği şeye bak Sami'nin. Biz aşkı bulmaya çalışıyoruz böyle. Nerelerden geldiğimizi anlamanız için söylüyorum. Haliyle ne oluyor? Sonuçta yalnız kalıyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman da işte bunları yazıyorsunuz. Öyle ya, o türküleri bilirsiniz, güzelim türkülerimiz vardır. Nasıl yakılır o türküler? Adam acısını ifade edecek, kendini nasıl ifade edecek? Türkü yakacak. Biz de şiir yazarak kendimizi ifade ettik ve sizler de kendi yaralarınızı buldunuz. Altını çizdiğiniz satırlar aslında sizin yaralarınızdır diyelim ve yine sizi yaralayacak bir şiirle devam edelim ama ezandan sonra kısaca bekleyelim şöyle kısa bir süre. Bir okuyacağım şiirden sadece size küçük bir anekdot. Allah kimsenin başına bunu vermesin öncelikle. Birini seversiniz ama bilirsiniz ki o asla size ait olmayacak. Ve onu seven başka biri var. Ve yine bilirsiniz ki o bir gün sizi bırakacak ve ona gidecek. Yani o aşk bitecek ve o aşkın tek yaralısı olarak siz kalacaksınız. O anı yaşamamak adına bir gün siz o sevdiğinizi maalesef kendi elinizle ona göndermek zorunda kalacaksınız. Ve ona diyeceksiniz ki, biliyorum sonu yok, bir gün gideceksin. Eğer günün birinde o sana seni sevdiğini söylerse, ona gerçek aşkın ne olduğunu anlat, eğer anlatabilirsen. Senin için nasıl deli divane olduğumu anlat ona. Yani beni ona anlat. Onu, seni nasıl sevdiğimi ona anlat, bilsin. Tek bir dilek vardır. İşte bu duyguları anlatan bir şiir bu şimdi dinleyeceğiniz şiir. Beni ona anlat. Sevdiğini kendi eliyle bir başkasına uğurlayan bir insanın son dileği. Beni ona anlat. Şimdi küçük bir hatırlatma şiire geçmeden önce. Arkadaşlar imzanın nerede yapılacağını sordu. İmza burada yapacağız. Sadece şurada sıra olacağız. Buradan geleceğiz. Böyle gideceğiz. Bu şekilde. Dersi olanlara önce tanıyacağız. Bunu söyleyeyim. Herkese fotoğraf çektireceğiz. Ve Allah kimseye yaşatmasın diyerek beni ona anlattırırsın. Thank you.
şayet seni ne çok sevdiğimden bahset. O seni deli dolu severken sen bir zamanlar benim sevgimden olduğundan bahset. En saf, en temiz duygularla tepeden tırnağa aşıktır bana de. Ben geçtim, o geçmedi de. Anlatabilirsen aşkı anlat ona. Senin için nasıl deli divane olduğumu anlat. Aramadım, sormadım de. Oysa her telefon çalışında, her kapı zilinde benmişim gibi, toprağın suya olan özlemi gibi hasretti bana de. Ben gelmişim gibi açardı bütün kapıları tek tek de. Çok sevdi de, yandı, tutuştu, hala yanıyor de. Sönmedi, dinmedi bir an dahilde. Gitmedim, sormadım, aramadım de. Yandı, kavruldu, kül oldu de. Hayalleri vardı, umutları, hepsini bir bir kararttım de. Hayatı vardı, içinde var olan her şeyiyle yıktım, viran ettim de. En büyük hayali, yağmurda başını göğsüne yaslayarak bir bankta uyumaktı. Bu yüzden yağmurları hiç sevmedi de. Onu bırakıp gittiğimde çok ağladı. Her gözyaşına, her umutsuzluğa defalarca kez düştü, düştü de çıkmak bilmedi de. Kimseye ondan bahsetmedim de. Oysa bütün kuşlara, kelebeklere, çiçeklere adımı fısıldadı de. Anlat beni ona. Senin her köşe başında nasıl beklediğimi anlattığım gibi anlat. Çok ağlattım, çok üzdüm de. O bana bakmaya bile kıyamazken her ayrılışımda arkama bile bakmadım de. Beni ona anlat. Ben ona bakarken o bende senin bıraktığın bakışı aradı de. Nasıl baktığını merak etti durdu de. Beni o kadar sevdi ki olmayacağını bildiğinden kendi elleriyle beni sana bıraktı de. Beni seninle düşlerken parçalara bölündü. Yok olurcasına yok oluşunu diledi durdu de. Ben hayatımı kurarken o hayatından vazgeçti de. Benden hiç geçmedi. Benden geçecek gibi sevmedi de. Ben sıkıntıya düşerdim, o yanardı de. Bana zarar gelsin hiç istemezdi. Bense onu verilebilecek bütün zararlarla öylece bırakıp gittim de. Belki de gitmek bana, gitme dememek de ona hiç yakışmadı de. Anlat beni ona. De ki, ben onu kaç kez ağlattım hatırlamıyorum. Oysa beni her gördüğünde kalbini kuş misali yerinden çıkıp fırlayacak gibi olurdu de. Hayatından hiç çıkmayacağım, aşkına etmeyeceğim asla dememi ne çok isterdi de. Aslında durumun farkındaydım. Ona ettiğim onca kötülüğü bilerek ama istemeyerek yaptım de. Onun hayatına girdiğim ilk gün gibi bilerek ama istemeyerek yaptım de. Beni bu kadar seveceğini düşünmedim, hesap etmedim de.
sadece beni sevdi, bütün ezberlerini benim için bozdu, bütün değerlerinden, her şeyden, herkesten benim için vazgeçti de. Anlat beni ona. Yaşamlar ölüm arasında kaldı defalarca kez. Şu an yaşayabiliyorsa devam ediyordur bıraktığım enkazın içinde. Hiçbir haykırışına kulak asmadım, asmadığım gibi onun hiçbir bedduasında da yer almadım de. Ona de ki, onun kalbini her kırdığımda o yüzümden tebessüm eksik olmasın diye zikir bildi beni bütün tesbihlerimde. Anlat beni ona. Ben kimseye umut vermedim, umut verecek bir şey de yapmadım. O mezarını kazdı, ben de ittim de. Bütün bunları yaptığım halde bugün çıkıp gitsem, beni dün uğurlamış gibi karşılar, yaşadığı her şeyi bir anda unutur. İşte beni bu kadar çok sevdi de. De ki ona, o bana aşıktı. Senin hiçbir zaman olamayacağın kadar. Olamayacağım kadar. Çok teşekkür ederim. Hakikaten evlerimiz dert görmesin. Evet, sizinle burada olmak benim için şerefli, onurdu. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birazdan imzaya geçeceğiz. Son kişi kalana kadar imza devam edecek, bunu belirteyim. Belki tek ricam, korsan kitap imzalamayacağız. Lütfen korsan kitap uzatmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.